28. dönem milletvekili genel seçimlerinde tablo kesin olmayan sonuçlara göre şekillenmeye başladı. Bu seçimde bazı sürprizler de yaşandı. Nevşehir ve Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi. CHP Rize'de 43, Diyarbakır'da 21, Erzincan'da da 8 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başardı. 28. dönem milletvekili genel seçimi ilklerde sahne oldu. Bazı kentlerde ilk kez kadın milletvekili seçildi. 3 milletvekili çıkaran Nevşehir'de ikisi AK Parti'den, biri de MHP'den olmak üzere bütün vekiller Cumhur İttifakı'ndan parlamentoya girdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç MHP'nin birinci sıra adayıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir'in ilk kadın milletvekili oldu. Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer ilde Giresun oldu. CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş milletvekili seçildi. Dolaştığımız ilçeler seçim bazı sürprizleri de beraberinde getirdi. CHP kesin olmayan sonuçlara göre 43 yıl aradan sonra Rize'den milletvekili çıkardı. %21'in üzerinde oy alan inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı CHP Rize milletvekili oldu. Diyarbakır'ın da 21 yıl aranın ardından CHP'li vekili oldu. Sezgin Tanrıkulu milletvekili seçildi. Bir sürpriz de Erzincan'da yaşandı. 2015'ten bu yana kentten milletvekili çıkaramayan CHP bu kez bir milletvekili meclise gönderecek. CHP listelerinden aday olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül %36,2 oy aldı. Erzincan'ın diğer milletvekili AK Parti'den seçildi. İyi Parti'de ise Hatay'dan aday olan eski milli futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçilemedi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için halk sandığa gitti. Katılım rekor seviyede gerçekleşti. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin çoğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer aldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 kentte de seçmenler sandık başındaydı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevcut oyların %71'ini aldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %22,20'de kaldı. Adıyaman'da da resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan sandıktan %66 ile çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin etkilediği Elazığ'da da 242 binden fazla oy alarak rakibi Kılıçdaroğlu'nun 140 bin oy önünde ipi göğüsledi. 1.163.805 seçmenin oy kullandığı Gaziantep'te de sonuç değişmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan oyların %59'unu almayı başardı. Deprem bölgesinin en az seçmene sahip ili Kilis'te Erdoğan dedi. Cumhurbaşkanı oyların %65'ini alarak yarışı önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı Malatya'da %69, Şanlıurfa ve Osmaniye'de %62 oldu. Adana, Hatay ve Diyarbakır'da ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da ise %71, Adana'da %50, Hatay'da %48 oy aldı.